kalbi sağda. Karaciğeri de yani normalde karaciğerin sağlaması lazım ama karaciğeri sol yerleşimli. Dalağı da normalde solda olması lazım ama sağda. Yani diğer intestinal sistemde de buna bağlı şeyler var. Hani değişiklikler var gene ters şekilde. Midesi de yine yani şeyde sağ tarafta. Normalde bunun da şeyde olması lazım, solda olması lazım yerleşim olarak. Yani özetle kalp ve iç organlarını aynı hayal şeklinde ters yerleşimi oluyor bu hastalıkta. Bu hastamızda situs inversus totalis dediğimiz bir anomali mevcut. Bu anomali şöyle kısaca özetlememiz mümkündür. Bu anomalide göğüs boşluğunda ve karın boşluğunda bulunan tüm organlar olması gerektiği lokalizasyonun aynı hayali şeklinde tam zıt lokalizasyonunda bulunmaktadır. Örneğin kalp göğüs boşluğunun hafif sol tarafında yerleşimliyken bu hastalarda sağ tarafında yerleşim söz konusudur. Diğer abdominal yani karında yerleşmiş organlar da aynı şekilde tam aynı hayali şeklinde zıt lokalizasyonlardadır. Bu anomali gelişim esnasında, embriyonik gelişim esnasında bir takım rotasyon problemlerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Toplumda nadir görülen bir anomalidir. Bu anomali genellikle tesadüfen yapılan bir takım radyolojik işlemler neticesinde tespit edilmektedir. Yarım asır sonra organlarımın ters tarafta olduğunu öğrendim. Bu zamana kadar organlarımın ters olması nedeniyle bir rahatsızlık yaşamadım. Bundan sonra da nasıl yaşarım onu da bilemiyorum. Doktor bey organlarımın ters olduğunu söyleyince üzüldüm, şok oldum. Doktor bey de üzülmeye gerek yok dedi. Şimdiye kadar nasıl yaşadıysan bundan sonra da yaşamını sürdürebilirsin dedi. Aradın mı kızlarını? Aradım. Konuştum. Ne diyorlar, ne yapıyorlar? Özlemişler. Hastaya mısın annen ne diyor? Ciğer böreğim nerede senin diyor. Hafta sonu gidelim o zaman. He gidelim. Bir görelim uyarım bunları. He. Gezip görelim. Sen ne yapıyorsun? Senin günün nasıl geçti? Benimki de iyiydi, güzeldi.